Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz satış yöneticisi Burcu Dadaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette ki. Ben Burcu Dadaş. Zaten söylemiştiniz. Ben üniversite olarak tahsilimi Atatürk Üniversitesi Erzurum'da mühendislik fakültesinde tamamladım. Kimya mühendisiyim. Şu anda da 6 yıldır bir firmada istihdam ediyorum. Bunun yaklaşık olarak 5 yılı hatta 6 yılını araştırma, geliştirme ve üretim geliştirme projelerinde uzman olarak gerçekleştirdim. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek üniversiteler, güzel projeler yürüttük. Şimdi ise satış yöneticisi olarak yine aynı firmada istihdam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, aslında şöyle, bilirsiniz kimya mühendisleri mezun olduğu zaman iki sektöre yönelirler. Bunlar kozmetik ve ilaçtır. Ben mezun olduğum zaman hiç böyle hani kozmetik ve ilaç yönünde düşünmedim. Hani kendimi bu noktada kısıtlamadım, öyle söyleyeyim. Daha geniş sektörlere, daha farklı sektörlere girmek istedim. Aslında mezun olduğumda ilk hedefim sektörel bilgi birikimimi geliştirmekti. Yani aslında özel bir kurumda çalışırken nelere dikkat edebilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim? Bu yüzden de mesleki tecrübe benim için önemliydi. İş başvuruları yaparken aslında ben bir gıda firmasında başladım. Ancak gıda firmasındayken belli kırılımları yaşayınca özel sektörde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğim noktada farklı sektörlere yöneldim. Bu sırada önüme şu an çalıştığım şirketin iş ilanları düştü ve benim için aslında çok yeni bir sektördü. Tekstil denildiği zaman aslında insanların aklına hep böyle konvansiyonel tekstil tarafı gelir. İşte daha dokuma, daha giydiğimiz kıyafetler ama benim şu an çalıştığım daha teknik tekstil ve polimer tabanlı. Yani aslında bir kimya mühendisi için uygun bir tekstil sektörü. Ve teknik tekstil olduğu için de aslında çok geniş bir derya. Fakat baktığınız zaman Türkiye'de çok niş sektörler, yani firmalar var. Hani tek elde değil ama bunu yapan çok değerli ve çok azınlıkta firmalar var. Aslında beni cezbeden buydu. Hani bu kadar değerli bir işin bu kadar az firma tarafından yapılıyor olması benim için daha önemli kılmıştı ve o şekilde başladım. Ne güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Elbette ki. Şöyle, aslında benim firmam şu an hijyen sektörü üzerine. Aslında terimsel olarak bahsettiğimizde ürünümüz Exclusion Distribution değil. Yani emici dağıtıcı tabaka diye geçiyor ama basit dilde anlatırsam bu bebek bezlerinde, işte diğer hijyenik ürünlerde bulunan emici dağıtıcı tabakalar iç yüzeyde. Biz bunu hem yurt içi hem yurt dışı, özellikle yurt dışı firmalarına sunuyoruz ve çok değerli aslında ürünler üretiyoruz. Çünkü kullanmış olduğumuz teknolojiler o kadar değerli, o kadar aslında kontrolü zor olan sistemler ki biz bunları aslında hem bir noktada yönetiyoruz hem de müşterilerinin taleplerine, istedikleri kalitede ürünler üretiyoruz. Yani hem müşteri tarafını mutlu ediyorsunuz, hem bakıldığında kendinizi tatmin ediyorsunuz, hem de firma olarak gerçekten o kadar güzel işler yapıyorsunuz ki günün sonunda mutlu ayrılıyorsunuz. Kesinlikle. Farklılık yaratan, katma değer yaratan, değil mi? Ya zaten az firmanın yapması da bir ayrıcalık. Demin de bahsettiğim gibi bu çok değerli bir sektör ama yurt içinde üreticisi çok az. Ya bu da aslında ister istemez sizin ürününüzü katma değerli bir ürün yapıyor. Ve bu noktada da siz hem kendinizi geliştiriyorsunuz, çünkü müşterilerle büyüyorsunuz aslında, onların talepleriyle büyüyorsunuz. Hem de baktığınız zaman ülkeniz adına gerçekten çok güzel işler yönetmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Aslında şöyle sıralayacak olursak, ben biraz azimli ve hırslıyım. Ama bu benim için meslektaşlarımdan ayırıcı bir özellik midir? Tabii ki de bunu bilemem. Ancak ben başladığım işi bitirmeden oradan rahat ayrılamıyorum. Rahat edemem diyorsunuz. Evet. Yani çok önemli. Sorumluluk sahibi bir insansınız. Evet. Yani mesela şöyle basit bir şey bahsedeceğim size. Günlük olarak ben ilk gittiğimde bir to-do list hazırlıyorum kendime. Tabii. Buradaki maddeler hiç önemli değil. 10, 20, 30. Benim için mesai saatleri 8-6 değil. Evet, olması gereken aslında bu, kendinize de zaman ayırmalısınız ama ben o 30 maddeyi bitirmeden, o 30 madde benim için tamamlanmadan ayrılamıyorum. Yani bu benim için aslında hem güzel bir yön, kendimi belki diğer meslektaşlarımdan ayırıcı da bir yön. Evet, biraz yorucu ve yıpratıcı olabilir ama işinizi en iyi şekilde yapmanızı sağlıyor. Mükemmeliyetçi bir yapınız var, bu da bir farklılık yaratıyor gerçekten.
Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle firmamın vizyonundan bahsedeceğim. Biz şimdi dediğim gibi hem yurt içi hem yurt dışı tarafındayız, ancak biz şimdilik ağırlıklı olarak hijyen sektörüne yönelik çalışıyoruz. Bizim hedefimiz aslında bunu tek bir pazarla kısıtlı bırakmayıp çok geniş range'e yayılabilmek. Yani inşaat sektörü olabilir, otomotiv sektörü olabilir, filtrasyon olabilir. Bununla ilgili zaten şu anda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Hatta çok yakın zamanda ticarileşecek, farklı sektörlerde kullanılabilecek ürünlerimiz de mevcut. Aslında gelecek vizyonumuz hem bu, firmamızı tek bir pazar alanıyla kısıtlı bırakmayıp daha geniş alana, daha geniş sektörlere hizmet verebilmek, hem de yurt dışında çok farklı bölgelerde firmamızı genişleterek bu şekilde ilerleyebilmek. Benim için de gelecek vizyonum şöyle. Şu an çalışıyorum, evet, bulunduğum işte title'dan, bulunduğum yerden memnunum, ancak ben yurt dışında en azından bir mühendis olarak hani isim getirebilecek işler yapmak istiyorum. Bu ne kadar zaman alır bilmiyorum. 5 yıl olur, 10 yıl olur, ama ben günün sonunda gerçekten, evet, Türkiye'den gelen bir genç mühendis arkadaşımız bu şekilde bir geliştirme yapabildi. Yani bu benim için aslında bir hedef. Ama bu hangi sektörde olur, hangi alanda olur bilmiyorum. Belki çok basit bir şeyin geliştirilmesiyle olacak bir şey olur, ama gerçekten ses getirebilecek bir geliştirmede yer almak istiyorum. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız en kısa zamanda. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle ki, şu an çalıştığım iş çok stresli bir iş. Yani burada çalışacak kişinin öncelikle stres yönetiminin, risk yönetiminin olması gerekiyor. Çünkü en ufak bir sıkıntıda hani bunu nasıl tölere edebilirim? Negatif yönlere nasıl pozitife çevirebilirim? Bu noktada sakinliğini koruyabilecek özellikte olması gerekiyor. İkincisi de yoğun iş temposuna gerçekten ayak uydurabilecek. Yoğun seyahatler olacak, yeri gelecek. Bir ayda belki 3 kez evimize gelebileceğiz. Hani bunu da kaldırabilecek, bu yoğunluğu, bu yorgunluğu egale edebilecek özellikte olursa ve hırslı olması gerekiyor. Bu özellikleri olursa tamamlanır ve çok güzel işler çıkar. Harika. Tabii güzel bir eğitimi de olacak, altyapısı olacak. Ki. Onların dışında ekstra bu disiplin şart değil mi? Sizinle sohbet çok keyifliydi, fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, şöyle söylemek istiyorum. Bence her işe girerken öncelikli olarak mutfağı öğrenmek gerekiyor. Yani bir satışçı da olsanız, bir mühendis de olsanız, farklı sektörlere de giriyor olsanız, yapacağınız işin en temelini bilmeniz gerekiyor. Bu benim için işin mutfağı demektir. Laboratuvardır, ürünün üretimidir. Yani en alttan en üst seviyeye kadar bütün detaylara hakim olurlarsa yapamayacakları iş yoktur diye düşünüyorum. Evet, geniş bir perspektiften konuya bakacaklar. Evet. Yani sırf kendi bölümleri değil de büyük resmi görerek, değil mi? O zaman daha iyi özümseyecek işi. Evet, çünkü bir işi bilirseniz onu pazarlayabilirsiniz veya kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bilmeden bir rota çizemezsiniz ve yol oluşturamazsınız. Evet. O sebeple işin mutfağını bilmek kesinlikle önemli diyorum. Evet, harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Beni buraya davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Rica ederiz. Çok mersi. Bizim için de öyle. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.